Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi dinimiz insanların kusurlarını araştırmayın, gıybet etmeyin buyuruyor. Böyle bir emir var. Yaparsanız da haram işlemiş oluyorsunuz. Emre itaatsizlik yapmış oluyorsunuz. Ancak şimdi insanları da değerlendirmemiz, onlar hakkında bir takım hükümler ortaya koyabilmemiz de gerektiği durumlar olabiliyor. Şimdi böyle bir durumda nasıl hareket etmemiz lazım? Nasıl değerlendirelim ki bu tür hatalara da düşmeyelim? Şimdi Mustafa Bey, hassas bir konu. İnsanlara mesela oturdun değerlendireceksin. Ya bu tarafı böyledir, bu tarafı böyledir falan. Bunu herkes yapabilir mi önce? Herkes yapabilir mi? Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerde ne varmış ya? Oturup yaparız diyeceğim. Şu köptür, bu iyidir falan diyemez miyiz yani? Böyle dememiz uygun değil midir? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyunca bizim gibiler demesi uygun olmuyor. Bunun da bir okulu mu var? Elbette bir altyapısı var. Yani sarraf olmayanın herhangi bir konuda bu altındır veya değildir demesinin hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığı gibidir bu da. Niye? Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin oğlu Hammad rahmetullahi teala aleyh bir gün babasına bir sual soruyor. Diyor ki babacığım siz münazara yapıyorsunuz. Münakaşa değil bakınız. Münazara. Bu bir ilimdir aslında. Şimdi unutuldu bu. Şimdi münakaşa ediliyorlar. Kavga. Televizyonda kavga. Münazarada iki taraf da aynı şekilde savunduğu fikrin delillerini ortaya koyuyor. İkisi de insafla yaklaşıyor. İnatla değil. Doğruyu kabul ediyor, biliyorlar yani. Ve belli bir noktaya geliyor. Aa diyor, burada hata etmişim, özür dilerim. Doğrusuymuş, onu kabul ediyor. Münazarada esas olan bu. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin oğlu Hammad diyor ki rahmetullahi aleyh, babacığım siz mesela münazara ilmiyle meşgul oldunuz ama bizi meşgul etmiyoruz. Bizi uzak tutuyorsunuz. Sebebi nedir? Cevap. Buyuruyor ki yavrum biz birisiyle münazara ederken münazara ettiğimiz kişinin başının üzerinde bir kuş var kabul ediyoruz. O kuşu uçurmaktan, ürkütmekten korkarak hareket ediyoruz. Azıcık yüksek ses olsa kaçacak. 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 Onu ürkütmekten korkuyoruz. Dolayısıyla biz de şimdi insanları yargılarken veyahut da aynı şekilde değerlendirirken nefsiye hareket edebiliriz. Ölçüyü kaçırabiliriz. Ölçüyü kaçırabiliriz. Değerlendirme konusunda. Peki bunu kim yapar? Bu değerlendirmeyi kim yapar? İnsanda akıl var, irade var, tamam. Ama nefis de var. Nefsi Cenab-ı Hak kendine düşman olarak yaratmıştır. Ve insanın içine koymuştur. Bu nefs bir insanda bir de cinde var. Başka da yok. Diğer varlıklarda yok. Melekte yok. Hayvanlarda da yok. Nefs Allah-u Teala'ya düşman olarak yaratılmıştır. Yani bütün kötülükler oradan kaynaklanıyor. Düşmanlık oradan geliyor. Bunu ayırt edebilmek de çok zor. Allah-u Teala'nın sevgili kullar var. Önce peygamberler aleyhissalatü vesselam. Onlar da nefs imana gelmiş, itminana kavuşmuş. Yüksek derecelerde zaten yaratmış, peygamberlik makamında yaratmış. Bir de peygamberlerin aleyhissalatü vesselam varisi olan alim evliya zatlar var. Bunlar da çalışarak, gayret ederek Allah-u Teala bunların da nefslerine iman etmek, iman etmeyi ihsan etmiş. Nefs iman edince o kimse nefsi konuşmaz. Nefsi konuşmaz. Nefsi iman etmeden önce daha önce hep böyle nefsine uyarak konuşan, tabi olarak nefsine uyarak konuşan kimse artık nefsi iman ettiği için otomatik olarak Allah'ın rızası için, Allah'ın razı olduğu beğendiği şekilde konuşur ve anlatır. İnsanlar bakış açısı o şekilde olur. Mesela Eshab-ı Kiram'dan bir zat bir gün böyle bir şeyle meşgulken tabiinden ikinci kuşaktan bir genç geliyor. Selam veriyor. Efendim diyor ben sizi çok seviyorum. Dönüp bakıyor. Ben de seni hiç sevmiyorum diyor. Ha Allah için ben sizi çok seviyorum diyor o genç. O da dönüyor. Tanıyor. Ben de diyor Allah için seni hiç sevmiyorum. Allah Allah. Birisi Allah için seviyorum. Ben de diyor Allah için seni sevmiyorum. Hem de hata ve kusurum nedir? Sen diyor Kur'an-ı Kerim'i bildirilen kıraat-ı sebanın dışında okuyorsun. Bunu düzelt diyor. Bunu düzelt. Yoksa boyun kısa, şunu yaptın, bunu yaptın değil. Bilal-ı Habeşi radıyallahu teala hazretlerinin kardeşi geliyor, abi diyor işte ben evlenmek istiyorum. Peki diyor, bir istediğin kız var diyor, dünür gidebilirim. Tabii gidiyor.
Bilal Habeşi radıyallahu anh hazretleri diyor ki bu benim kardeşimdir. Bunun şu 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 artıları var, şu 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 da eksileri var. Düşünün, eğer kızınızı uygun görürseniz verebilirsiniz. Dışarı çıkınca diyor ki abi eksileri de söyledin. Sen böyle değil misin? Evet diyor. Niye söyledin diyecek ama cesaret de demiyor. Sen böyle değil misin buyuruyor. Evet böyleyim diyor. E tamam işte diyor. Artılarını da eksileri de bilsinler. Ha derler ki bunun artıları bu, eksileri bu. Bizim de artılarımız bu, eksilerimiz bu. Tamam bizim için uygun. Veya değil. Veya değil. Dolayısıyla onlar nefsi konuşmuyor. Hak olan, doğru olan neyse öyle. Mesela birisi yanlış yaptı. Oğlu bile olsa, kızı bile olsa yalan söylüyorsun. Değil diyor. Yalan söylüyorsun. Değil, olmaz o. Hatır için ya bizim oğlan ama bizimki pembe yalandı. Ya kırmızı yalandı. Olmaz o. Ya, kıvılmaz yani. Neyse onu söyler. Neyse onu söyler. Olduğu gibi dobra dobra. İşte Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendimiz bu derecedeydi. Onlar bir kere Müslüman olsun gayrimüslim olsun. Her şeyi Allah-u Teala'nın mahluku olarak görür. İnsanları Allah-u Teala'nın kulları olarak görür. Eğer iman nimetinden mahrumsa iman etmesi için sebeplere yapışır. Haberi anlatır, gayret eder, dua eder. Yardıma muhtaçsa Müslüman gayrimüslim olarak bakmaz. Açsa doyurur. Yaralıysa tedavi eder. Hastaysa yardım eder. Kim olduğuna bakmaz. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri devlet başkanıyken, halife-i müslüminken bir gün Eshab-ı Kiram'dan birisine gidiyor gece Medine-i Münevvere yakınına diyor bir kervan geldi konakladılar. Öyle zannediyorum ki çok yorgunlar bizim aynı şekilde sınırlarımız içerisinde bize itimatlere geldiler. Gidelim onların başında bekleyelim. Yorgun hepsi uyumuş kalmıştır diye. Geliyor hakikaten hepsi uyumuşlar. Sabaha kadar bekliyorlar. Bir tane genç dikkatini çekiyor. Allah Allah bizi bu sabaha kadar bekleyenler kim? O uyanmış. Takip ediyor. Sabah namazıyla beraber onları o halde bırakıp mescide doğru, Medine'nin içine doğru gidince takip ediyor. Ve birisine rastlıyor. Bu diyor kim? Halife-i Müslümin diyor. Ömer Nattab'dır. Allah Allah dönüyor. Diyor ki kalkın kalkın diyor. Bizi kim aynı şekilde bugün bekledi? Diyorlar ki böyle. Olmaz diyorlar ya. Olmaz diyorlar. Gidip aynı şekilde araştırıyorlar. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Ve Allah-u Teala'nın kulu olarak görüyorlar. Yardım ederler. Yaralıysa da aynı şekilde yarası da tımar ederler. Her türlü gayret sarf ederler. Niye? Allah-u Teala'nın kulu olarak görürler. Yanlış yaptığı zaman yanlış olduğunu da söylerler. Doğru yaptıysa da aynı şekilde onu da takdir de ederler. Kim yaparsa yapsın. Ölçüleri bu. Dolayısıyla bu kimseler insanları değerlendirmede mahirdirler. Fakat bizi nefsi iman etmemiş bir kimse. Sana şuradan bak. Masanın altında. Yok öyle bir şey vermiyor Mustafa abi. Dikkat etme. Yani falan. Anlarsın ya. Evet. Ya bu çocuk aslında daha önce böyleydi de yani şimdi aslında aslan gibi şimdi bakma. Yani o günahlarını falan tövbe etti falan. Çok mükemmel bir çocuk ya. Gördüğünüz gibi işte böyle. Eyyamcılık yapıyoruz ya. Eyyamcılık yapıyoruz. Öyle olmaz. Benim değerlendirmem değerlendirme olmaz. Nefsine tabi olan bir kimse onun için de peki bunlar nasıl ulaşmışlar? Bunlar kendilerini kusurlu, diğerlerini görmedikleri için kusursuz görmüşler. Kendilerini hatalı ama başkalarını hatasız görmüşler. Dolayısıyla bir kimsenin kendini ve yaptıklarını beğenmesi kendine tapması demektir. Buna ucub denir buyuruyor. Kişinin kendi yaptıklarını beğenmesi korkunç bir zehir ve öldürücü bir hastalıktır buyuruyor. Kitaplarda anlatılırken. Hatta Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki Allah-u Teala ilim, kudret gibi bütün sıfatlardan kullarına biraz ihsan etmiş. Yalnız üst sıfatından vermemiş. Nedir onlar? Hiçbir mahluk. Bu üst sıfat kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Yaratmak sık sık kullanıyorlar. Yanlış o. Allah-u Teala için kullanılır. Hatta imanı götürür buyuruyor. İnsan için kullanmak buyuruyor. Yaratmak sözü. Şimdi insan kendini beğenince, yaptıklarını beğenince ucup ve kibir. Kibir kendini üstün görmesidir. Kibriya Allah-u Teala'ya mahsustur. Dolayısıyla kendini üstün gören bir kimse, kendini üstün gören bir kimse insanlara bakacağız. Nasıl olur ki? Onlar bu gördü. Bana bak sen benim gibi adama bak sen öyle misin? Diğerlerini böcek olarak görür. Ha, böcek olarak görür. Aynen öyle olur. Halbuki hadis-i kutsi'de azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfata bana ortak olmak isteyenlere çok acı azap ederim buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için kendini beğenen, kendi yaptıklarını beğenen bir kimse insanları değerlendiremez. Değerlendirirse nasıl olur? Sizin dediğiniz gibi. Yani böcek gibi görür onları. Kendini de aynı şekilde arş-ı alada görür.
daha bilmem kaftanda görür. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ümmetimin iki kötülüğü yakalanmalarına çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasına koşmaktır. Şimdi ölümü unutan ve dünya peşinde koşan bir kimse kendini beğenir. Kendini beğenir. Kendini beğenen bir kimse insanları yargılarken onları yerin dibine geçirir. Peki ne olması lazım? Kendini kötü, kendini kusurlu bilmeli. İnsanları aynı şekilde üstün bilmeli lazım. Hakim Süleyman Ata Hazretleri var. Zaman zaman talebelerine buyurmuş ki, çok hoşuma gidiyor, hoş bir söz. Buyurmuşlar ki, herkes yahşi, biz yaman, herkes buğday, biz saman dermiş. Tamam. Çok güzel. Yani konuyu özetlemiş. Herkes yahşi, iyi, biz yaman. Biz iyi değiliz. Herkes buğday, kıymetli, öğütürsün, un yaparsın. Biz saman, samanla bir şey olmaz, hayvan yemi olur. Dolayısıyla böyle olursa ha, o zaman insanlar hakkında zaten suizan edemez, kötü de düşünemez efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın.